almaya hazırız. Arası gazetecilik normlarına göre gerçekten çok başarılı bir habercilik gerçekleştirmişlerdir. Halkın doğru haber alma ve bilgilenme hakkını sağlamışlardır. Bedeli elbette tutuklanma olmamalıydı. Savunduğumuz şey basın özgürlüğü, gazetecilik hakkı. Haberin doğru olduğunu kabul ediyorlar. Neden doğru haber yaptın diye gazetecileri tutuklayıp hapse atıyorlar. Gazetecilik faaliyetleri dolayısıyla bu arkadaşlarımız itham edilmiyor. Casusluk sayılabilecek bir takım faaliyetlerde bulunmak konusundan itham ediliyor. Keşke tutuklama olmadan bu süreç tutuksuz yargılamayla sürdürülebilseydi. Can Dündar'la Dilek Dündar'ın oğlu Ege Dündar bizimle. Ege hoş geldin. Hoş bulduk. Öncelikle geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Sen bu olaylar yaşanırken büyük bölümünde Londra'daydın ve tutuklama kararı alındıktan sonra nasıl haberdar oldun? Önce bir hissediliyordu zaten durumun geleceği. İfadeye çağrıldığını öğrendim. Çarşamba günü duydum onu da. Ve biraz aslında ilginç geldi. Çünkü ifadeye gelmesi için 3 gün verilmişti eline. Genelde böyle davalar hani polisin kapıda bitmesiyle başlayan süreçler oluyor ve dolayısıyla hani ona bir izin verilmiş olmasına, 3 gün verilmiş olmasına açıkçası garipsedim. Fakat aynı gün Rus jetinin de düştüğünü duyduk ve hani öyle bir karmaşa içerisinde öğrendim aslında babamın ifadeye çağrıldığını ve sonraki günüm çok stresli geçti tabii ki. Sabahtan akşama kadar bunun bir sürecin tamamlanmasını bekledim. Ve önce annemler sabahtan gittiler ve hani babam ifadesine uzun bir süre verdi ve karar akşam 9'a kadar 8'e kadar çıkmadı. Dolayısıyla böyle bir uzun bir sürecin içinde uzakta olmak bana çok zor geldi. Yani orada onların yanında olabilmeyi çok istedim. Bir yandan anneme destek olabilmeyi istedim. Hani babam daha tabii ki hazırlıklı görünüyordu ve annem de çok hani bu süreçte dik durdu aslında. Ben hani onu daha fazla daha ağır etkiler diye düşünüyordum. Belki burada olsam yanında dursam ne kadar dik durduğunu ve ayakta durduğunu görüp ben de rahatlayacaktım. Fakat hani uzakta olduğum için onu çok kestiremedim kafamda. Acaba nasıl duruyordur, acaba nasıldır diye. Dolayısıyla birazcık böyle hemen oraya gideyim telaşıyla öğrenmiş olduğum haberi ve ertesi gün zaten hemen biletlerimi alıp geldim. Ege sen yani şimdi baban herhalde sen kendini bildin bileli yazı makinesinin başında, bilgisayarın başında, televizyon stüdyolarında, montaj stüdyolarında geçen bir ömrü oldu. Sen de hep onu öyle gördün. Evet. Ama bu defa farklı değil mi? Yani işlerin buraya varabileceğini hiç düşünmüş müydün? Yani babanın yaptığı faaliyetlerin günün birinde ailenizi... hani böyle bir şeyle karşı karşıya kalabileceğiniz hiç aklından geçmiş miydi? Aslında hani çok uzun zamandır bizim annemle hazırlıklı olduğumuz bir şeydi. Hani sadece hapis meselesi değil. Tabii ki Türkiye'nin çok büyük bir karmaşası var siyasette ve birçok insanın hani hapisten daha beter hallerde olduğunu görebiliyoruz. Vurulduklarını görebiliyoruz. Saldırıya uğradıklarını görebiliyoruz. Dolayısıyla aslında mesleğini ve tanınmışlığı dolayısıyla ben biraz da bunun farkında ve hazırdım buna. Yani annem de hazırdı. Çünkü hani öyle bir ortamda büyüyorsunuz ki her gün belki aksine bir şeyler yazılıyor. Aykırı bir şeyler yazılıyor ve hani ona bir saldırı niteliğinde belki ithamlar yapılıyor. Bunun dolayısıyla hep aslında hazırdık. Fakat hazır olmakla olay olduğu zamanki içindeki duygu çok bambaşka tabii ki. Çünkü belki olaya kendinizi mantıken hazırlayabiliyorsunuz ama olduğu andaki o üzüntü, o öfkeyi belki kontrol edemiyorsunuz. Dolayısıyla belki de hani şu an olan bitenden kendimi belki 15-16 yaşımdan beri yani durumu anlayabildiğimden beri kendimi hazırlamıştım diyebilirim. Ama yine de yepyeni bir şey, yepyeni bir süreç tabii ki. Hep içimde bir güven oluyor. Girmez, yok edemezler, yapamazlar falan gibi. Fakat bu noktada içeri girdiği zaman ben ilk defa hayatımda bunun ne kadar yani mümkün olduğu zaman ne kadar gerçek, ne kadar acı bir durum olabileceğini ilk defa hissettim. Şimdi daha önce pek çok iş yaptı Can ama Cumhuriyet'te çalışmaya ve oranın yayın yönetmeni olmaya başladıktan sonra işlerin
değiştiğini hissettin mi ya da işlerin değiştiğini o zaman mı hissettin yoksa onun evveliyatı var mı sende? Öncesinde de çok hissetmiştim. Yani Milliyet döneminde de mesela Milliyet'ten işinin son verilişinde de böyle bir büyük bir dalga olmuştu. Bir ilgi dalgası ve hani üstüne de bir şekilde bir stres binmişti aslında ta o dönemden. Özellikle Gezi sürecinde de çok böyle bir üstünde bir ne diyeyim spot ışığı vardı yani. Dolayısıyla hani böyle şeylerin mümkün olabileceğini hissediyordum. Fakat Cumhuriyet'te tabii bir yöneticilik kimliğiyle hareket ediyor olması ona bambaşka bir boyut getirdi. Ve aslında bir yandan büyük bir destek de getirdi. Çünkü tek başına durmuyordu. Zaten bu haberden sonra gelen sorumlu benim başlığı ve hani gazetecilerin, bütün gazetenin ona sahip çıkması bir açıdan. Belki bu yönüyle daha böyle bir geniş bir destek hissedebildik. Öteki türü hani tek başına bir gazeteci olarak ayakta duruyordu. Yani yine desteği vardı ama burada bir yöneticilik statüsünün elinde olması, koca bir gazetenin sorumlu benim diye ona destek çıkması belki o açıdan bir farklılık yarattı ve biz de bunu hissettik, bu desteği. Şimdi geri döneceksin yani 3 gün, 5 gün, bir hafta sonra. İngiltere'de, Londra'da yüksek lisans yapıyorsun. Evet. Bir akademik ortamdasın. Ne diyeceksin dönünce? Vallahi dönünce tabii ki orada Türkiye'nin hukuksal sorunları hep gündeme gelen şeyler. Yani son dönemde özellikle mesela bir medya dersinde hocamın çok bahsettiği medya baskıları çok konuşulan bir şey. Yani Türkiye bu konuda belki bir örnek, bir case study. Dolayısıyla çok merak edileceğini düşünüyorum. Yani zaten bir ortada merak var. Dolayısıyla bu bence özellikle hocalarımın da çok ilgisini çekecek bir şey söylediğimden beri. Onlara diyeceğim şu ki yani siyasetin hukuka ve medyaya etkisi çok iyi gösteren bir durum bu. Dolayısıyla da yani siyasi bir çıkar olduğu zaman bunun hukuki süreci ve medyaya yansıyışını nasıl etkilediğini çok iyi anlatabileceğimi düşünüyorum babam üstünden. Ve aslında bu işin içinden görmenin de bundan sonraki olayları ve bundan önceki olayları benim çok iyi anlayabileceğimi sağlayacağını düşünüyorum. Ve anlamam dolayısıyla da çok daha iyi aktarabileceğimi düşünüyorum. O yüzden hani içinde olmak aslında bir yandan da bana yarar sağladı diyebilirim. Çünkü sonuçta Türkiye'yi anlatabilmek için Türkiye'nin gerçeğini birebir yaşamış oldum. Bu da bana katkı sağladı diyebilirim. Peki geldin ve herhalde bir iki gün sonra babanı cezaevinde görme şansın evet, oldu. Evet, dün görüştük. Ne hissettin? Yani hani cezaevinde, çünkü şöyle bir şey var. Babaları Silivri'de olmuş olan gençler, çocuklar var. Yani evet. Evlatlar var. İşte evet. Birkaç tanesini bunların biz Ergenekon, Balyoz vesaire gibi davalar evet. Vesilesiyle biliyoruz. Tuncay Özkan'ın kızı da mesela cezaevindeydi. Evet. Onunla da konuşma şansımız olmuştu. Evet. Avukatlık yapan başka genç ikinci nesil asker çocukları da vardı onlarla konuştuğumuz. Şimdi sen bir gazeteci çocuğu olarak Silivri'ye girdin cezaevinde evet. Ve babanı ilk defa öyle bir ortamda gördün. Nasıl hissettin? Vallahi aslında çok garipti çünkü bir şekilde ben kendimi inandıramadım duruma onu orada görene kadar. Yani belki hani tamam durumun farkındaydım ama hani orada onu o teller arasında görene kadar, o duvarları tek tek geçip de onu görmeye gidene kadar çok idrak edemedim durumu. Hani gördüğüm anda ona hani belki çıktığımda ulaşamayacağımı fark ettim ve hani o birazcık ürküttü beni. Çünkü hani nasıl ulaşamam? Hani babam yani hani orada ve hani yanlış bir şey yapmadığını bildiğim için de bu biraz öfkeye ve üzüntüye de döndü. Fakat bu geçen gün bu konuyla ilgili Suna Akın'ın oğlu kardeşim Ozan Akın çok güzel bir şey yazdı bu konuyla ilgili. Dedi ki aslında dedi senin babanı tutukladılar ama dedi Can Dündar'ı tutuklayamazlar dedi. Çünkü Can Dündar dedi aslında o dört duvar içinde değil. Can Dündar insanların kitap evlerinde dedi. Can Dündar insanların kütüphanelerinde dedi, kusura bakmayın. Ve sonunda ben de böyle bir duyguya kapıldım. Yani Can Dündar adına gurur ve onur duydum ama babam adına öfke ve hüzün duydum. Ve aslında bu ikisi arasında çok gidip geliyorum bugünlerde de. Çünkü aslında bir yandan da bir gazeteci kimliğinin savunulması da var ortada. Ve burada öfkenin ve hüzünün yerine aslında gururun ve onurun daha ağır bastığını çok rahat söyleyebilirim. Ama bir yandan da bir evlat olarak babamın orada olmasının bana aslında çok büyük bir hüzün getirdiğini de söyleyebilirim. Çünkü yani birçok dersimi mesela ilginç konusunu not almışım defterime. Yani şimdi bakıyorum mesela şunu anlat babana, işte şunu sor falan filan gibi. Hani onu istediğim anda ona ulaşamamak ya da hayatımda küçüklüğümden beri hani çok özel bir ilişkimiz var babamla. Ve hani hayatımda ne olup bitiyorsa, yaptığım hataları veya doğruları hani onun belki bir kılavuzu üstünden yargıladığımda kendimle ilgili de çok şey öğrendiğim defalarca olmuştur. Dolayısıyla öyle bir kılavuzun yokluğunu eminim ki hissediyorum. İleride de daha çok hissedeceğime eminim. Ama dediğim gibi yani gurur ve onur daha ağır basıyor. Umarım çok uzun süre hissetmezsin onun yokluğunu, yaşamazsın. Umuyorum. Nasıl gidebilir diye endişe ediyorsun? En kötüyü
mı hesaba katıyorsun yoksa iyimser misin? İyimser olmaya çalışıyorum. Çünkü önümüzde ciddi bir süreç var. Anayasa Mahkemesi'nden çok ümitliyim aslında. Yani ama bu kendime mesela bir zaman koymakla ilgili bir şey. Yani bundan sonra bir hafta içinde çıkar diye düşünmek mesela. Olmadı mı? Peki bir ay sonra çıkar. Olmadı mı? Peki doğum gününe çıkar, yazın çıkar. Yani bu önümde hep bir set belirleyip o zamana ümit edeceğim bir süreç. Fakat tabii ki yani fazla uzamasından çekiniyorum. Fazla uzadığını defalarca gördük. Bu da benim için kaygılandırıcı, annem için kaygılandırıcı. Fakat hani kaygı da bir işe yaramıyor sonunda. Biz ümit etmeye devam etmek zorundayız. Nasıl geçti görüşmeniz? Çok iyi geçti. Çok bir saate yakın konuştuk. Aslında onu çok moralli görmek bana çok rahat, beni çok rahatlattı. Çünkü ben kafamda en karanlık tabloyu çizerek geldim. Uzakta olmak belki buna sebep oldu. Yani ne bileyim bir karanlık bir hücrede işte nemli bir duvarların arasında hani o oturup işte şey karalar bağlıyordur falan filan gibi bir düşünceden. Onu öyle güler yüzlü görmek, onu yine mesela uzun zamandır roman okuyamadığını söyledi. İşte Stefan Zweig'in satrançını okuyormuş mesela şu anda. Ve ondan hep yakınırdı yani özellikle yönetici statüsü eline verildiğinden beri çok fazla istediği şeyleri yapamadığını düşünüyorum yazı ve okumak hakkında. Ya istediği şeyler derken mesela gazetecilikten daha ayrı düşen şeyleri yapamadığını düşünüyorum. Dolayısıyla belki de ona bir zaman katabileceğini, belki de ona aynı zamanda bir telefona bağımlılığından uzak tutabilecek bir şeydir belki, bir şanstır belki. Bunları hep konuşabildik onunla görüştüğümüzde ve onu böyle bir iyi halde görmek, moralli görmek açıkçası bana da çok moral oldu. Ve eminim ki o da şu an eğer beni izliyorsa çok buradan sevgilerimi de göndermek isterim. Hani gerçekten buradan daha güçlü çıkacağını, daha sabırlı çıkacağını ben sonuna kadar eminim. Ve onu çok seviyorum. Onu da buradan söylemek isterim. Şimdi evet bu vesileyle bir televizyonu olduğunu biliyoruz değil mi? Evet, bir evet. Bilgisayarı yok ve galiba olamayacak evet, belki yok, en azından yok. Uzun bir süre. Ama bu yayını izlediğinden de ben çok eminim eğer evet. Daha önemli bir şey yoksa şu an cezaevi kurallarının getirdiği. Evet, evet. Buradan Can Dündar'a çok selamlarımızı ve sevgilerimizi iletelim. Evet. Eminim seni böyle kendini ve durumu güzel ifade ederken izlediği için bir kez daha gurur duymuştur. Eminim bizden çok gurur duyamaz herhalde. Evet ama yani çok iyi anlattın durumu. Yani hem analiz etmen hem duygularını, yaşayış ve bunları dile getirme biçimin ona çok umut vermiştir. Peki Ege yani sen siyaset bilimi alanında yüksek lisans yapıyorsun evet. Londra'da. Ne planlıyorsun? Yani bir yandan da hani Türkiye'ye dair vizyonun ne, beklentin, umudun ne, dönüp burada ne yapmak istiyorsun yoksa bambaşka bir şey mi geçiyor artık aklından? Bu olay senin geleceğe bakışına, beklentilerine dair değişiklik yarattı mı? Nasıl hissediyorsun? Kesinlikle bir değişiklik yarattı. Çünkü ben ya bu olaydan önce de aslında şuna emindim ki bir gelecek var ve bu haktan yana ve bu bizden yana aslında. Yani bizden yana derken doğrunun yanında, gerçeğin yanında ve ortaya atılan yalanları gördükçe de bu gerçek adına savaşmanın ne kadar değerli bir şey olduğunu fark ediyorum. Tabii ki riskleri çok büyük bir şey. Fakat hani bu babamın yaşadıkları beni korkutmaktan çok cesaretlendirdi aslında. O da şöyle ki insanlar sonuçta bir hırsın eline kapılıp da böyle kararlar verebiliyorlar ve böyle bir cezalar verebiliyorlar. İnsanları hapishanelere tıkabiliyorlar. Fakat bunun sonunda gerçeği gizleyemiyorlar. Bunun sonunda yazılan yani sözcüklere bir duvar örülemiyor demek demem o ki. Ve dolayısıyla o sözcüklerin etkisinin önemini daha çok anlıyorsunuz böyle durumlarda. Yani sonuçta babam içeride olmasına rağmen bu konuyu, bu haberi konuşanlar yine ülkenin her tarafında ve belki olaya daha büyük bir ışık yansıttı bu sayede. Yani babamın içeride olması. Hani elbette bir katkı olarak saymıyorum bunu ama burada haksızlığa uğradığı zaman bir şey bence daha çok hakkı öne çıkarıyor. Dolayısıyla ben de hani siyaset okurken önce belki bu olaydan önce tek farkı çok da fazla hani hakka da doğruya da çok itham eden yoktur herhalde gibi düşünüyordum. Fakat yani çünkü susturuluyordur diye düşünüyordum. Fakat bu olay bana susturulmadığını gösterdi. Yani susturulmaya çalıştıkça daha çok güçlendiğini gösterdi doğrunun ve gerçeğin. Dolayısıyla ümitliyim ve hani bir geleceği olacak bu ülkenin ve hani bu gelecekte de doğru adına, gerçek adına savaşılması gerektiğini ve her türlü riskinde bu konuda göze alınabileceğini ve alındığı zaman da dünyanın sonu olmadığını, tersine hani destek görüldüğünü, bütün bunları ümit verici şeyler olarak görüyorum Türkiye'nin geleceği için. Geldin ve hemen aynı hafta sonunda Diyarbakır'da Tahir Elçi
kimsenin öldürülmesi olayının içine düştün neredeyse. Evet. Gündemin içine düştün. Mesela Tahir Elçi'yi de hakkında yürüyen davalar vardı. Tutuklanması istenmişti, tutuklanmamıştı falan. Ne düşündün? Yani ne düşünüyorsun bu olayla ilgili? Açıkçası bununla ilgili tek, yani tabii ki hukuki süreci hakkında çok fazla bilgili değilim. Hukuki süreci diyorum. Yani yaşadıkları davalar, bahsettiğin davalar hakkında çok bilgili değilim. Fakat bir şey düşüncesi oldu. Yani babama zaten hep can güvenliğinden korktum. Hep bir saldırıdan korktum. Yani Ahmet Hakan'ın başına gelenlerin onun da başına gelmesinden hep çekindim. Dolayısıyla böyle bir gazetede de çok konuşuldu bu babamın belki de içeride olması. Onun için daha güvenli bir yer oldu ve onun için en azından saldırıdan ve kurşundan uzak bir yerde olması içimizi rahat ettirdi, öyle söyleyeyim. Çünkü ben Londra'da hep aslında bir yandan da diken üstündeydim. Bunu çok babama anneme yansıtmasam da hani çok hakikaten gergin bir süreçten geçiyoruz. Çok fazla kindarlığın hakim olduğu, hükümetinin çok büyük olduğu, hükmetinin çok büyük olduğu bir süreçten geçiyoruz. Ve bu süreçte belki de bundan korunmuş oldu. En azından can güvenliğinden ben şu an eminim. Ve dolayısıyla belki Tahir Elçi'ye, yani ailesine ve yakınlarına buradan başsağlığı diliyorum. Hani bunu yaşamayacak olmanın güveni hani beni mutlu etti doğrusu. Biraz teselli ediyor en azından. Evet, aynen öyle. Çünkü her şeyin giderek olmaz denilen şeylerin olabildiğini, her şeyin bazı insanlar için giderek daha kötü, zor, tehditkar hale gelebildiği bir dönemin içinden geçerken evet belki de bu olayın tek tesellisi budur. Belki de, evet. En azından hani bunun kabul edilebilir bir tarafı yok ama kabul edilebilir süreyle sınırlı olduğu müddetçe diye not düşelim. Aynen öyle. Ege Dündar, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok sağ ol. Geldiğin, ailenin durumunu, kendi hislerini ve düşüncelerini bizimle paylaştığın için. Umarım daha iyi günlerde de birlikte oluruz. Umarım. Çok sağ ol. Ne demek. Her şey devam ediyor.